Tamam, bence şöyle olsun sanki tamam Yozgat'ın kurtuluşuyla ilgili geliyorum ama üniversitenin adını da içine koyarsanız ve bütün üniversite öğrencileri gelirse çok daha ses getirir. Çünkü o üniversite öğrencileri de her biri bir şehirden geliyor sizin orada eğitim almaya. Hepsi kendi ailesine söylese o illerde de patlama yaşıyor. Anlatabiliyor muyum? Doğru söylüyorsun. Ama onu Milli Eğitim Bak Kesinlikle üniversitenin adı da içinde geçsin bence. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izin almamız lazım onunla ilgili. Alın yani ne gerekiyorsa artık Mustafa Bey onu yapın. Üniversitenin adı da geçsin. Sanki üniversite bünyesinde geliyormuşuz gibi. Evet. Üniversite Yozgat'ın kurtuluşunu kutluyor. Anladım böyle tabii. Bir şey olabilir. Çok iyi olur, çok Ondan iyi. sonra olay olacak yani bir evet. çok Ben şimdi İstanbul'daki Yozgatlı iş adamlarını da harekete geçirdim. Onlar da sponsor olacaklar. Olsunlar mı yani? Ya sizin istediğim rakam zaten o kadar yüksek bir rakam değil. Evet. Siz diğer dünya standartlarıyla beni kıyaslayın. Şu an sosyal medyada en çok tıklanan, en çok izlenen, klipleri en çok dönen kişi benim. Buna rağmen benim en aldığım yani aldığım rakam Türkiye'den dolayı düşük. Ben şu an New York'ta oturuyor ve oranın starı evet. olsam İnanın 20 milyon euroya kimse beni getiremezdi Türkiye'ye. Bu, doğru söylüyorsunuz. Bu şeyle bu yabancı dillerle ilgili o şeyler. Onlar da hazır. Onlar mesela. 12 dilde şarkılarım hazır. 12 dilde. Şey var mı? Yani mesela Fransızca. Yani hangi diller var Ajdar Bey? Fransızca dediniz. Ben size hemen Fransızcayı şöyle bir çıtlatayım. Rica edeyim. Bir kuple rica edeyim. Şu anda diğer. Olağanüstü. Şimdi encümen arkadaşlarımla birlikteyiz de ben mikrofonu açtım dinletiyorum. Encümenlerimiz de var şeyde şu anda benim yanımda. Koray Bey diyor ki Hintçe var mı diyor. Koray Bey istiyor Hintçe. Var Hintçe de var. Bir ufak bir şey alabilir miyim? Yormuyorum değil mi siz kusura bakmayın yani. Bizim için çok önemli çünkü Yozgat'ın kurtuluşu. Ya hakikaten bunu albüme koyacak mısınız Ajdar Bey ya? Tabii 12 dil ayrı bir albüm oluyor. Yabancı dil barış albümü oluyor bu. Bir de Türkçe şarkılarımız var 12 tane. Bir de Vermeyeceğim diye single var. Ha o Vermeyeceğim sizin parçanızdı değil mi? Biz o gün söylediniz ama ben onu sonradan Orhan Bey'le de tartıştık o konuyu bayağı. Sizin parçanız mı Vermeyeceğim? Kesinlikle benim parçam. O noterden de geçmiş hali bende duruyor. Orhan Bey de gördü zaten. Noterden geçmiş halini göstermiştim ben onlara. O yalnız o baya bir tıklanma şey yaptı. O parça. Evet, yani bakın ben şimdi şey var. Türkiye'yi bir nevi denedim. O şarkıyı ben yapsaydım dalga geçip güleceklerdi. Evet. Aa, böyle parça mı olur? Ama bilerek o kız çıktı. Evet. Şimdi o kız çıktığı zaman herkes kızı aramaya başladı. Ay ne güzel parça bu kız çıksa söylese. Ben hemen noterden kağıdı çıkardım parça benimdir. Ama dedim. Bu çok ayıp çok ayıp bir davranış ya. Nasıl? Çok ayıp bir davranış bu olur mu? Parça sizin başkası evet. söylüyor. İşte başkası güya beni ortaya sürmeye çalışıyor. Hani işte Ajdar'ın böyle bir parçası var. Parçayı deşifre etmeye çalışıyor. Ama dedim benim reklamım olur. İstediği kadar söylesin. Tabii, bir şey olmaz yani. Kesinlikle. Bir dakika Nilüfer Hanım ne dediniz? Söyle. Nilüfer Hanım diyor ki bir ufak bir kuple o parçayı söyleyebilir mi diyor. Tabii söyleyeyim ben size onu. Her dediğimi sen yapacaksın. Yoksa vermeyeceğim. Sen beni hala hak etmedikçe asla vermeyeceğim. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Kuruyup gitse de vermeyeceğim. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Toprak olsa da vermeyeceğim. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Kıyamet kopsa vermeyeceğim. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Aşkımdan ölsen vermeyeceğim. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Ah, oh, vermeyeceğim. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Vallahi de vermeyeceğim, vermeyeceğim, vermeyeceğim. Yemin ederim vermeyeceğim, vermeyeceğim, vermeyeceğim. Benim değil mi vermeyeceğim, vermeyeceğim, vermeyeceğim.
inat değil mi vermeyeceğim. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Vallahi de vermeyeceğim. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Çıldırsan da vermeyeceğim. Böyle bir parça. Gerçekten harika, gerçekten harika. Şu anda yani bu parça hem biraz da şey böyle yani ifadesi de çok iyi yani. Mesaj veriyor bu parça. Kesinlikle yani biraz insanların üzerine gidenlere dur diyorum yani. Yeter evet. Artık yani o kadar fazla istemeyin gibi. Evet yani Nilüfer Hanım gerçekten duygulandı şu anda. Öyle bir şey, bu derdi de kadınlar daha çok çekiyor aslında. Evet evet, gerçekten kadınlar bu konularda biraz daha hassas. Hakikaten valla burada ben genelde İstanbul'da çok kalıyorum. Yozgat kendi memleketim, geliyorum gidiyorum ama Yozgat'ta inanılmazsa biliyorsunuz yani gerçekten. Valla şu an dünyanın her yeriyle bağlantıdayım. Her yerden de anket yapılıyor. Anketlerde sürekli bir numara çıkan benim. Ama işte bu iş adamları her ne hikmetse artık böyle 13-14 yıldır beni çok sıktılar. Ama farkındaysanız ben de 3-4 yıldır sıktım artık, dedim hiçbir yere çıkmayacağım. Bu vermeyeceğim de onun ürünü yani. Evet evet evet, iyi. Artık yeter yani, çünkü ben bir şarkı yapıyorum, popüler oluyor. Ben de şöhretin dezavantajlarını yaşıyorum ama şöhretin avantajlarını bana yaşatmadılar. Artık dedim yeter yani. Evet evet, en doğrusunu yapıyorsunuz. Biz sizin kıymetinizi biliyoruz Ajdar Beyciğim. Yani biz çok niye şey yapıyoruz? Neden neden bakın bu ikinci arayışım. Biz de şimdi hazırlık yapıyoruz. Daha birkaç ay daha var. Yani şöyle 1,5 ay kadar bir zamanımız kaldı. Ben zaten bayram sonrası ama tekrar bakın, şey olacak. Ben size söylüyorum, sözleşmenizi bir ay evvelinden yapın. Tabii tabii yapacağız. Artı, yapacağız. Artı bir de şöyle bir durum var. Benim şimdi sponsor firmam var. O sponsor firmayla ben sözleşmeye oturduğum andan itibaren bu eski sözü yani eski fiyat falan yok olacak. Artık yeni fiyatlarla piyasaya çıkmış olacağım. Evet. Siz eski fiyattan benimle anlaşın. Yani şu doğru. Fiyat 200 bin dolarken bu bayramdan hemen bir hafta sonra gelin. Aksi takdirde geç kalırsanız yeni firma bana bir durumuma el atacağı için onlarla sözleşmeye oturacağım. Alacağım rakam da kaç olur? Bana yetecek. Ömür boyu bana yetecek. Evet. Ve benim fiyatım normal dünya standartlarına çıkacak. Yani çıkacak. 2 milyon euro. 2 milyon. Benim belirlediğim o yabancı dil albümüne girdiğim noktadan itibaren benim fiyatım 2 milyon euro olacak. Çünkü evet. Artık sahnem, kıyafetler, dansçılar, güvenlik, nasıl Madonna buraya geliyorsa 50 tırla, benim de artık konserlere gittiğimde o şekilde gittim. Evet, evet, evet. Ama o vallahi Madonna'dan daha fazla ilgi görürsünüz yani. Gerçekten ben o konuda %100 inanıyorum yani. Madonna sadece İngilizce okuyor. Sen evet, 12 siz 12 yani. Tabii 12 dil ne demek ya? 12 dilde şarkı okuyabilen Türkiye'de kaç tane insan var yani? Lütfen. Dünyada yok. Dünyada yok. Dünyada araştırdım. Dünyada 6'ya kadar çıkan var. Evet. Ötesi yok yani. Evet evet, çok güzel. Çok güzel. Tamam şey Ajdar Beyciğim valla bugün rahatsız ettik. Hem hayırlı bayramlar diyeyim dedim. Çok teşekkür ederim. Hem bayram sonrası bayram sonrası Orhan Bey'le de irtibata geçeceğim. Bir sizinle bir araya gelmek istiyorum mutlaka. İnşallah, tabii ki. İstanbul'da görüşeceğiz. İyi bayramlar diliyorum ben de. Ben de iyi bayramlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Siz bize lazımsınız. Aman dikkat edin. Sesinize falan dikkat edin lütfen. Aman.